Aa, çok iyi Almanca konuşuyorsun. Nasıl öğrendin? Dil kursuna gidin. YouTube'dan videolar izleyin. Film izleyin. Şarkı dinleyin. Benim için şu önemli. Ben her zaman bir işe kalkışacaksam, bir girişimde ortak bulunacaksam ne yaparım? Bir şekilde her zaman düzenlilik olsun isterim. Düzenlilik de nedir? Ve yaptığımız şeyden zevk almak önemli. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu keşke ama keşke bu videoyu başka birisi de çekseydi ve ben de bu videoyu izleseydim, bunun gibi bir video izleseydim, bu anlatacağım şeyi Almanya'ya gelmeden önce bilseydim. Anlatacağım şeyi herkes önemini biliyordur, illaki birisinden de duymuştur. Fakat Almanya'ya gelmiş birisi, yani ben bunu söyleyince ve keşke cidden bunu bilseydim, daha da üstüne düşseydim deyince belki önemi bir tık daha fark edilir ve bundan dolayı sadece bu konuyla ilgili bir video yapmak istedim. Çokça vurguladım o şey de nedir? Almanca öğrenmek. Herkes Almanca öğrenin sonuçta Almanya'da okuyacaksınız diyor. Almancanın önemini biliyorsunuzdur. Yeni bir dil öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü o dilin konuşulduğu ülkede ana diliyle konuşmak kadar güzel bir şey yok. İngilizceyi zaten geçiyorum. İngilizce artık ulusal bir dil oldu herkes için. Bunu dil olarak da saymıyorum. Ana diliniz gibi olmalı. Fakat Almancayı zaten öğrenmek zorundasınız. İngilizce üniversite okumayacaksınız Almanya'da. Ama ben ekstradan şunu söylemek istiyorum. Kanalımda benim takipçilerim özellikle benimle yaptığım gibi ne yapmak istiyor? Lisans okumak istiyor genel olarak veya yüksek lisans okumak istiyor ve bunu da Almanya'da dil kursunu aldıktan sonra yapmak istiyor. Yani şartlı kabul alıp Almanya'ya gelip Almanya'da dil kursunu aldıktan sonra üniversiteye başlamak istiyor. Ben bu kişiler için buna özel video çekmek istiyorum. Zaten C1 Almancası olan kişiler Almancayı çözmüş oluyor ve zaten önceden Almanca öğrenmiş oluyor. Benim konuşmak istediğim ve videonun da hedef kitlesi dediğim gibi şartlı kabulle gelip burada dil kursuna gidecek öğrenciler benim hedef kitlem olacak. Ben neden Almancayı keşke bir tık daha Türkiye'de ilerletseydim diyorum veya daha önceden başlasaydım diyorum. Aslında şöyle ben Almanca öğrenmeye başlayalı çok rahat 2,5 sene oldu. Fakat nasıl oldu? Ben Türkiye'de özel dil kursuna gittim. Kadıköy'de bir tane dil kursuna gittim. Çok da memnun kalmıştım. Fakat siz diyelim üniversite başvuru tarihlerini bekleyen bir öğrencisiniz ve cidden Almanya'da okumak istiyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam ben sıfır Almanca'ya başvuracağım. Fakat sıfır Almanca ile başvurmak isteseniz bile cidden Almanya'da okumak istiyorsanız sertifika almayın. Okey sıfır Almanca ile başvurun ama yine de Almanca öğrenmeye başlayın. Çünkü neden? Atıyorum Almanya'ya A2 Almanca ile geldiniz ve sertifikanız olsun veya olmasın ki olmak zorunda vize için. Her neyse A2 Almanca ile geldiniz ve maddi durumunuz da çok iyidir. Bu sefer ne oluyor? Dil kursuna gitmek zorundasınız ve A2, B1, B2, C1 4 kuru var. Her kurun 2 ay sürdüğünü söyleyelim ki 2 ayda yani hiçbir şekilde kuru tekrarlamazsanız okey 8 ay sürüyor. 8 ay sonunda bir de C1 sınavına hazırlandığınızı düşünelim. 10-12 ay. Bir sene geçti değil mi? Bir sene geçti. İyi şekilde C1 sınavını verdiniz. Fakat siz bu bir sene içerisinde hiçbir şekilde çalışamıyorsunuz. Yani çalışma izniniz olmuyor. Ve bir sene cebinizden yemek durumundasınız. Peki siz Almanya'ya B1 ile gelseydiniz veya B2 ile gelseydiniz ne olacak? B2 ile geldiğinizi varsayalım. B2 C1. Arada 2 kur var. Yani 4 ay oluyor. 4 aydan sonra 2 ayda işte sınava hazırlandığınızı düşünelim. 6 ay. 6 ay sonra siz dil kursundan aldığınız belgeyle çalışabiliyorsunuz. Yani arada önceki A2 ile gelmeyle arasında 6 aylık bir fark var. Çünkü önceki bir seneydi. Bu 6 ay sürüyor ve bu 6 aylık farkla siz çalışabilirsiniz. Yani önceki kişi A2 ile gelen kişi 1 senelik hazır parayla gelmek zorundayken siz 6 aylık hazır parayla gelebilirsiniz. 6 ay sadece sizin kendinizi cebinizden geçindirmeniz gerekiyor. Sonrasında çalışabilirsiniz dil kursundan alacağınız belgeyle. Mesela ilk önemli nokta buydu. Neden? Daha önce keşke iyi bir seviye Almanca ile gelseydim dediğim nokta buydu. Çalışmayız dolayı. İkinci nokta şu. Dediğim gibi ben 2,5 senedir Almanca öğrenme serüvenim var. Fakat bende şöyle oldu. Türkiye'de A2 kuruna kadar aldım ben. Ama A2 kurunu aldım. Sonrasında vizeye başvurdum. Vizeye başvurmadan önce okuldan kabul aldıktan sonra ben dil kursuna gitmeyi bıraktım. Çünkü zaten A1 sertifikam vardı ve A2 kurunu yapmıştım. Dedim ki diğerlerini de Almanya'da öğrenirim. Fakat vize o kadar hesaplamadığınız bir şey ki düşünüyorsunuz. Tamam ben vizeye başvurdum. İşte vizenin sonuçlanması, randevu gelmesi, bir ay sonuçlanması, bir ay 2 ay sürüyor değil mi? Fakat evdeki hesap çerçeğe uymuyor. Yani siz 2 ay hesaplasanız bile belki o 4 ay sürebilir. Yoğunluğa göre 6 ay sürebilir. Bundan dolayı o süreçte sizin yine Almanca öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü ortada bir boş bir süreç var ve o süreci yani tamam ben Almanya'da öğrenirim deyip Almanca öğrenmemek çok çok yanlış bir durum olur. Çok çok hata yaparsınız. Yani hiçbir şekilde boş bir zaman
harcamayın bence. Olabildiğince en hızlı şekilde, iyi bir şekilde Türkiye'de de Almanca öğrenmeye çalışın. Hatta şey diye düşünmeyin. Ben yine öyle düşünmüştüm. Ya ne olacak, Türkiye'de B2 öğrensem bile %100 B2 olmayacak. Almanya'da yine B1 ile başlamam gerekecek. Çünkü Türkiye'deki ile Almanya'daki çok farklı işte sistemler. Türkiye'de B2 ile Almanya'da B1'e denk gelir gibi gibi. Öğrenmemezlik yapmayın benim gibi. Çünkü yani hiç öğrenmemektense belki 2 kur öğrenin. Almanya'da o 2 kurun karşılığı 1 kur olsun, yine de kârda olursunuz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani işler maalesef bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Süreçler daha uzun sürebiliyor. Atıyorum okuldan kabulünüz gelmesi veya vizeden kabulünüz gelmesi veya evraklarınız toplanması, bunlar hep bir süreç. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek lazım. O da nasıl oluyor? Almanca öğrenerek oluyor. Almanca öğrenmenin diğer artısı ne mesela? İş bulmak. Burada cidden İngilizce ile de belki çalışabilirsiniz. İşte dil gerektirmeyen işler olur, illaki vardır. Atıyorum kuryelik yaparsınız az bir Almancayla. Fakat şöyle bir durum var ki sizin Almancanız ne kadar iyiyse o kadar daha fazla işte çalışma imkanınız olur. Çünkü İngilizce ile cidden daha seçeneğiniz oluyor veya az bir Almancayla çok çok daha az bir çalışma seçeneğiniz oluyor. Bundan dolayı yine Almanca öğrenmek bir artı oluyor sizin için. Yani işinizi gücünüzü bırakın, cidden Almanca öğrenin derdim ben. Özellikle işte videoyu izleyen benden küçük öğrenciler oluyor. Mesela daha lise okuyan ve 12. sınıfa geçmemiş biri bana soruyorlar. Sizce süreci nasıl yürütmeliyim, ne yapmalıyım diye. Dediğim tek şey Almanca öğren. Çünkü 11. sınıfta yapabileceğin başka hiçbir şey yok. Yani notlarını belki iyi tut. Ayrıca Almanca öğren. Cidden burada okumak istiyorsan. Almanca başka hiçbir şey değil. Veya işte Almanya'ya geldiniz. Yapılması gereken işler var. Nedir? En basitten markete geçtim zaten. Okey, markette bir tık dille işte göstererek falan bir şeyler yaparsınız. Ama zaten onu konuşabilecek seviyede buraya gelin. Atıyorum yabancılar şubesiyle çok çok sorunuz olacak. Ve bu sorunu siz yine Almanca ile çözmek zorundasınız. Yanınıza birisini, Almanca konuşabilen birisini götürmeniz çok hoş olmayabilir. Çünkü siz Almanca konuşun. Niye öyle birisi gitsin ki? Siz konuşun orada. Ben Almanca öğrendim deyin orada ve gösterin bunu. Ayrıca yabancılar şubesinde işiniz olacak. Almanca gerekecek. Ev adresinizi yapacaksınız. Almanca gerekecek. Veya işte banka hesabı açacaksınız. Yine Almanca gerekecek. Her türlü siz Almanya'da yaşıyorsanız Almanca gerekecek. En başta olsa dahi. En başta Almanya'ya geldiğiniz İlk günde olsa yine Almanca gerekecek. Bundan dolayı buraya gelmeden önce iyi bir şekilde Almanca öğrenmesi çok çok önemli. Mesela şeyin de bir güzelliği oluyor. Bana soruyorlar işte yeni tanıştığım insanlar, ne zamandan beri Almanya'dasın? Ben diyorum ki 1 sene veya 1,5 sene. Bana diyorlar ki oha çok iyi Almanca konuşuyorsun, nasıl öğrendin? İşte insanlar şaşırıyor. Siz cidden bu kadar kısa sürede Almanca öğrenince insanlar şaşırıyor. Diyor ki nasıl öğrendin? Öyle bir durum ki illaki var, sizin de çevrenizde vardır. Almanya'ya bir nesil önceden gelinmiş. İşçi olarak gelinmiş. Yaş tabii ki biraz yüksek. 30 yaşlarında gelinmiş ve 20 sene sonra bu adam 50 yaşında oluyor ve bu adam hala Almanca konuşamamış oluyor. Neden? Hep bir Türk çevresi var. Almanca konuşmaya ihtiyacı olmayan. Türk marketleri var. Ay Yıldız var telefon almak için. Gibi cidden çok Türk var ve Almanca öğrenmeye ihtiyaç dahi duymamış bu adam. Böyle insanlar olduğu için tanıştığınız insanlar şaşırıyor. Nasıl öğrendin 1 senede, 1,5 senede? Bu da size cidden özgüven verebilir. İyi bir Almancanız varsa ve kısa sürede öğrenmişsiniz. Ve insanlar mesela o yeni tanıştığınız insanlar şey düşünmüyor. Sanki Almanca öğrenmeyi Almanya'da başlamışsınız, hiçbir şekilde kendi ülkenizi öğrenmemişsiniz gibi. İnsanlar bunu düşünmüyor ve şey diyor. Oha nasıl öğrendin Almanca bu kadar kısa sürede? Bu da mesela size özgüven getirebilir. Ama dediğim gibi önceden herkes hesap yapıyor. Benim yaptığım gibi Türkiye'deyken işte üniversite 2 ay sürer. Sonrasında vizede 2 ay desek 4 ay. Ama hiçbir şekilde bu 4 ay olmuyor. Daha da fazla sürüyor. Ve bu süreçte Almanca öğrenin. Deli gibi Almanca öğrenin. Dil kursuna gidin. YouTube'dan videolar izleyin, film izleyin, şarkı dinleyin. Deli gibi Derya Deniz, YouTube'da Derya Deniz kaynak var, videolar var, internette de var. Bir de asla zorlayarak yapmayın. Mesela benim için şu önemli. Ben her zaman bir işe kalkışacaksam, bir girişimde ortak bulunacaksam ne yaparım? Bir şekilde her zaman düzenlilik olsun isterim. Düzenlilik de nedir? Atıyorum motivasyonunuz var. İlk hafta 11'inlik iş yaptınız ve diğer haftalar önceki hafta o kadar iş yaptınız ki hiçbir şekilde isteğiniz kalmadı ve diğer haftalar her zaman 0-0 paspas geçti. Bunun yerine ben ne yapıyorum mesela? En başta yavaştan başlıyorum. Belki ilk hafta 11'imlik iş yapmadım, 1 birimlik iş yaptım ama diğer önümüzdeki 9 hafta boyunca da 1 birimlik iş yapıp sonrasında bu genel süreci yavaş yavaş ilerletiyorum. Ben yavaş yavaş daha da
arttırmaya başlıyorum. Çünkü alışkanlık kazanmak önemli. Ve en önemlisi bir şeyi zorla yapmamak önemli. Ve yaptığımız şeyden zevk almak önemli. Bundan dolayı birden işte kitapları aldınız, kitap okumaya başladınız, işte YouTube'dan videolar izlediniz her gün, işte Almanca dizi, Almanca müzik, birden kendinizi böyle boğmaya asla gerek yok. Yavaş yavaş belki bir gün bir video izleyin. Diğer gün işte sadece kitaptan çalışın. Dil kursuna gidiyorsanız işte haftanın belki 4 gün dil kursuna gidin. Ne kadar süreç varsa. Diğer gün belki bir tane podcast dinleyin Almanca ile ilgili. Ama bir şey süreklilik olsun. Bir günde kendinizi boğmayın. Yani kapasitenizin üstünde iş yapmaya kalkışmayın. Sadece hayatınıza Almanca'yı entegre etmeye çalışın az da olsa. Ve bunu küçük küçük hamlelerle yapın. Birden boğmaya gerek yok kendinizi. Çünkü süreç dediğim gibi uzun sürebilir. 2 ay olmayabilir, 6 ay olabilir. Ve kendinize küçük küçük alışkanlıklar edinirseniz Almanca ile ilgili, bu sefer bu 6 ayda bir şekilde bırakmazsınız ve düzenli olarak her gün koya koya ilerlersiniz ve her gün Almanca öğrenmiş olursunuz en önemlisi. Ve Almanya'ya geldiğinizde olabildiğince hızlı şekilde en kısa sürede Almanca sınavını vermiş olursunuz ve çalışmaya başlarsınız. Çalışmaya başlamanın neden üzerinde çok duruyorum? Çünkü Euro'nun durumu maalesef ki ortada. Genel olarak insanların çekindiği nokta şu: dil kursu süresi, dil kursu yılı. Çünkü hazırdan yemek zorundasınız ve çalışma izniniz olmuyor. Dediğim gibi bu çalışma iznini olabildiğince hızlı şekilde almak için bizim en iyi şekilde Almanca'yı bilerek Almanya'ya gelmemiz gerekiyor ve en hızlı şekilde Almanca sınavını vermemiz gerekiyor ki bu tatilde olduğumuzu belirten dil kursundan belgeyi alalım ve çalışalım. Kendi paramızı kazanalım ve ailemizden destek almayalım. Çünkü belki Almanya'da geçim masrafınız 600 euro olacak ki en önemli çoğunluğu kiraya gidiyor. Ve bu 600 euro, euroyu 20'den aldığınızda ayda 12 bin lira ediyor. Ve bu parayı ailenizin karşılaması çok çok zor olabilir. Yine ısrarla belirtiyorum. Cidden okumak istiyorsanız burada en hızlı şekilde Almanca öğrenin. Başka hiçbir şey yapmayın. Keşke bu videoyu ben de daha önceden izleseydim. Bana bir sebep bu videoyu gösterseydi. Bu kadar üstüne Almanca öğren kelimesini bir videoda bu kadar fazla kullansaydı da belki bir tık daha ciddiye alsaydım. En azından Türkiye'de daha fazla Almanca öğrenseydim. Keşke olsaydı. Fakat izlemedim. Ben öyle bir video varsa bile ben denk gelmedim. Her neyse, dediğim gibi keşke bilseydim dedim. Tek şey daha fazla Almanca öğrenmek Türkiye'de olurdu. Umarım aklınıza yer edinmiştir bu cümle, Almanca öğrenmek kelimesi. Umarım bir aksiyon alırsınız. Videoyu geçip izlemezsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz ve değer kattığını düşünüyorsanız, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ayrıca kafanızda takılan bir şey varsa, cevabını merak ettiğiniz bir soru varsa yoruma yazabilirsiniz hemen. Cevaplamak çok çok isterim. Ve video öneriniz varsa yine yoruma yazabilirsiniz. Onunla ilgili bir video çekmek isterim. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere.